Karate Türk'ün yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Değerli izleyenler, Karate Türk'te yeni bölümde stüdyo konuğumuz, Karate Federasyonu Başkanımız Sayın Aslan Abit Uğuz. Karate gündemini konuşacağız. Geride bıraktığımız organizasyonlar vardı, önemli başarılar elde ettik. Şimdi önümüzde Konya'da ülkemizde düzenlenecek İslami dayanışma oyunları var. Türkiye'den birçok branşta temsil edecek sporcularımız bizi karatede. Aynı şekilde devamında Bakü'de Karatevan Premier Lig olacak. Kocaeli'de yine ülkemizde bir organizasyon düzenlenecek ve Serie A'da sporcular Kocaeli'de buluşacaklar. Evet. Başkanımız, stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Sayın Başkan, çok ciddi yoğun bir tempo vardı. Evet. Avrupa Şampiyonası'ndan çıkıldı. Hemen akabinde Cezayir'e, bir başka kıtaya gidildi. Orada da başarılı bir performans vardı aslında. Şimdi aslında biraz daha yani Avrupa Şampiyonası'yla Akdeniz oyunları arasında hazırlık için de çok fazla bir süre yoktu, dinlenmek için de. Evet. Biraz daha hem sporcular hem antrenörler açısından belki o zaman biraz daha esnek oldu Konya İslami Dayanışma Oyunları'na göre. Önümüzde İslami Dayanışma Oyunları var. 10 kişilik bir ekip olacak. Evet. Orada da sizin de bahsettiğiniz gibi yayından önce konuştuk. Nasıl değerlendiriyorsunuz ilk etapta dayanışma oyunlarını sorayım? İslami dayanışma oyunları bizim için çok önemli tabii ki. Çünkü ufak bir organizasyon değil, çok büyük bir organizasyon. Yaklaşık 55 ülkeydi galiba ve karatede de bir yoğunluk var. Hı. Ve yine karatenin gerçekten zorlu bir alanı. Afrika ülkelerinin de katılıyor olması dolayısıyla. Hı hı. Biz Akdeniz oyunlarına katıldığımız kadrodan, teknik heyetten aldığım son bilgiye göre aynı kadro sadece Fatih Şen kadroya dahil oldu. Artı 84'te. Hı hı. Erkeklerde zaten biliyorsunuz burada hem takım kumite yok hem kata yok. Hı hı. Dolayısıyla 10 kişilik bir ekibimiz var ama hepsinden yine madalya bekliyoruz. Hepsi çok iddialı, çocuklarımız hepsi çok formda. Ayın 30'unda, 30 Temmuz'da da kampa giriyoruz. Hı hı. Kamp yeri Çankırı'da. Çankırı'da olacak. Hamide Bıkçı'nın kamp tesisinde. Hı hı. Ben acaba yazılışı mı hatalı, Bıçkın dayı ters mi yazılmış diye düşünüyordum ama sporcumuzun tekvandoda madalyalı bir sporcumuz. Hı hı hı. Soyadı öyleymiş. Orada 30 Temmuz'da kampa giriyoruz. Ben geçtiğimiz bayram tatilinde yine arada bir fırsat buldum. Çankırı'ya gittim. Hı hı. İl müdürümüzle birlikte, Çankırı il müdürümüzle birlikte kamp yerini ziyaret ettik. Daha önce bir kere daha gitmiştim. Hı hı. Görmek için. Eksikleri hepsini tamamladık. Bu konuyla ilgili hiçbir şekilde bir eksiğimiz kalmasın diye tabaktan çanağa kadar. Hı hı. Ve orada sporcularımıza alışmış oldukları beslenmeye uygun özel bir aşçı da bulduk Çankırı'dan. Hı hı. Onunla da ilgilendim. Kamp süresince sporcularımıza özel yemek yapacak. Zaten kamp merkezinde sadece biz olacağız. Teknik heyet olacak. Hı hı. Ben de birkaç gün orada olacağım. Her şeyle ilgileniyoruz. En ince ayrıntısına kadar düşündük. Kesinlikle. Yani bayram tatilimizde bile oraya gittik. Gerçi yakındaydım ama Çankırı gene uzak bir mesafeydi. Hı hı. Onun arkasından tabii biz bu kadar imkanları sunarken milli takımımız için de ilk bir kamp olacak bu. Şu açıdan biliyorsunuz yıllardır karate milli takımımız, büyükler milli takımımız daha doğrusu otellerde kamp yapıyordu. Hı hı hı. Kampa ait olduğu yer olduğunu düşünüyorum ben. Kamp eğitim merkezlerine geri dönüyor. Biz artık tüm kamplarımızı devletimizin kamp eğitim merkezlerinde yapacağız. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz. Bu şekilde bunu bir gelenek haline getireceğiz. Zaten hem gerek ülkemizin gerek bizim maddi imkanları da ancak bunları karşılayabiliyor. Hı hı. Tabii bu maddi imkanlarla ilgili bu konulara daha sonra söylemek istediğim bir şeyler var. Tabii biliyorsunuz dünya oyunlarıyla ilgili. Hı hı. Aslında bizim ajandamızda 8-9 Temmuz'da dünya oyunlarında olmamız gerekiyordu. Hı hı. Orada ciddi bir kamuoyu yarattık. Çünkü biliyorsunuz biz 8-9 Temmuz 2022'de maçımız var. Temmuz 2023'e bize gün verdiler. Bu süreçte 5 Temmuz'da beni aradılar. Zaten kamuoyunda da çok fazla şekilde paylaştım. 5 Temmuz için randevu günü verdiler. Ben de onlara aslında şöyle bir şey söyledim. Biz 5 Temmuz'da gelmeyeceğiz. 8 Temmuz'daki maça yetişemeyiz. Çünkü zaten aktarmalı gidilmesi gereken bir yer. Hı hı. Birmingham'a direkt uçuş da yok.
Bu arada zaten dünya oyunları da hem biz sizin maçta olmanızı istiyoruz deyip bizi de bekleme listesine de almışlar. Böyle de bir problem de vardı. Hı hı. Ama şunu söyledim, bizim görüşme günü bekleyen, madem siz yoğunluktan bahsediyorsunuz, yani bize fırsat, yer bulamadınız. Kickbox milli takımımız var, Muay Thai milli takımımız var, Bocce milli takımımız var. Bunlar da randevularını gelecek sene Ağustos ayına almışlar. Bizim yerimize onları çağırın dedim. Bakarız filan dediler ama onları da çağırmamışlar. Bu da enteresan bir durum. Yani en azından onlar gidebilirdi çünkü onların maçları bizden bir hafta sonraydı. Yani vize problemini yaşayan 3 farklı branş daha vardı değil mi? 3 farklı branş daha vardı. Onların hiçbiri gidemediler. Sadece dünya oyunlarında 2 tane bilardocu sporcumuz yarıştı. Onlar da daha önceki senelerden müstakil vizeleri varmış. O vizelerle gittiler. Yani federasyon olarak başvursalar onlar da alamayacaklardı. Durum bu, üzücü. Şimdi bunun akabinde Ekim ayında Los Angeles'ta Premier League var. Bununla ilgili davet geldi ama biz buna kesinlikle katılmayacağız. Katılmayı da düşünmüyoruz. Bizim şu an için bu senede... vize tutumundan kaynaklı olarak mı, sportif olarak mı? Yani ikisi birbirini perçinledi diyebilirim. Sanki ona gidemedik de buna gidiyormuş gibi bir durum olsun da istemiyorum. Biz zaten 5 Temmuz'da da gitmeyerek en azından bir tavrımızı göstermeye çalıştık. Şimdi biz bu seneyi Allah'ın izniyle İslami Dayanışma Oyunları'nda yine madalyalarla, arkasında da hem ülkemizde Kocaeli'de yapılacak olan, ondan önce biliyorsunuz 2-3 Eylül'de Premier Lig var Bakü'de, hemen akabinde de Kocaeli'nde Serie A var. Bu müsabakalarla bu seneyi tamamlayacağız ve önümüzdeki sene Dünya Şampiyonası için büyüklerde hazırlığa geçeceğiz. Premier Lig'de de gene kalabalık bir kadroyla gidiyoruz. Bakü'de olacak, evet, önümüzdeki. 20 tane sporcumuz var, orada olacak. Biliyorsunuz Premier Lig ilk 32, ilk 64, 96 şeklinde gidiyor. İlk 32, ilk 64'teki tüm sporcularımızı götürdük. Dışarıda hiçbir sporcumuz kalmıyor. Bunların, bu sporcularımızın hepsini kadroya dahil ettik. Ülkemizde yapılması sebebiyle de Kocaeli'ne de 33 sporcuyla katılacağız. Orada da biliyorsunuz ilk 32 yok, arkasındaki sporcular var. Kocaeli'nde de geniş bir kadromuz var. Orada da biliyorsunuz bu müsabakalarda puan topluyor sporcularımız. Puan toplayarak Premier Lig'de yarışmayı sağlayacağız. Kendi içimizde de rekabeti sağlayacağız. Biz zaten hep bunu söylüyoruz. Yani her sporcu yerinin kesin olduğunu düşünmemeli. Mutlaka arkadan gelen sporcularla bir rekabet içinde olmalı. Yine Cezayir'de mücadele eden sporcularımızdan teknik heyet Ömer'i bu maçlık değiştirmeyi, dinlendirmeyi düşündü. Ömer Aslan'ı onun yerine Fatih Şen mücadele edecek. İslami Dayanışma Oyunları'nda. Yine Gülbahar İslami Dayanışma Oyunları'nda kilosunda mücadele edecek. Akdeniz'de ilk maçta elendi gibi ama Gülbahar gerçekten çok ciddi mücadele verdi. 4-4 bitti maç. Sen Şu ile maçı verdi. Gelecek vaat ediyor. Merve de bizim için çok kıymetli. O da inşallah Premier Lig'de eski Merve olduğunu göstererek, yani orada çok ciddi bir mücadele devam edecek kendi arasında. Rekabet diyelim. Bu da bizi mutlu ediyor. Güzel bir şey. Yani rekabetin olmadığı yerde başarı olmaz. Kesinlikle. Evet. Öyle bir rekabet ortamı var ama karatede. Şimdi Prag'da da gördük. Evet. Yetişenler de var. Tabii Prag'da artık bundan sonra Eray düşünsün diye bir espri yapmıştım Eray'a. Eray da gülmüştü. Orada da Burak kardeşimiz geliyor. U21'de son senesiydi. Bunlar güzel bir şey. Eray çok formda. Çok. Zaten Türkiye Şampiyonası'nda maç yapmışlardı. Ama yine de bunlar bizim için önemli. İnşallah hep bu zenginlikle gideriz. Çünkü özellikle bayanlarda bu sıkıntıyı yaşıyoruz büyüklerde. Hemen akabinde biliyorsunuz yine Balıkesir'de Ümit Genç U21 Türkiye Şampiyonumuz ve milli takım seçmemiz var. Orada da Konya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nın seçmesini yapacağız. Konya'da da çok önemli bir Dünya Şampiyonası var. Onların da şu an kayıtlarını görüyoruz, taleplerini görüyoruz. Çok büyük bir katılım var. Yani Japonya'da geliyor.
bütün dünya karatesinde etkili olan isimler ve ülkeler Konya'da olacak. Orada da çok büyük bir mücadele göreceğiz. Başkanım, göreve geldiğinizden beri Sayın Başkan birçok aslında organizasyona da ev sahipliği yapmış olduk, evet, kısa sürede. Yani ülkemiz, evet, Avrupa Şampiyonası başta olmak üzere, evet, yine direkt Karate Federasyonu olarak. Şimdi Kocaeli var, sonra yine Konya dediğiniz gibi. Kocaeli'de kaç kişi ağırlamayı planlıyorsunuz? Kaç kişilik bir, evet, katılım planlanıyor? Yani bizim planladığımızdan çok ortalama katılımlara baktığımız, hı-hı, zaman bir de şöyle bir şey var. Hem Türkiye'nin coğrafi konumu, şartlarının uygunluğu bu tip şampiyonalarda daha fazla katılım sağlıyor. Muhtemelen biz 1000 tane sporcu bekliyoruz Kocaeli'de. Her geçen gün artıyor. Ben günlük olarak takip ediyorum zaten. 1000'e yakın statörü. Şu anda. Tabii, 1000'e yakın sporcu bekliyoruz. Bunun yanında işte antrenörü, ekibiyle gelecek olan, müstakil gelecek sporcular da var. Serie A'nın biliyorsunuz orada müstakil de gelebiliyor sporcular. Bizim Türkiye'den de milli takımımız haricinde katılımlar var. Onları da görüyoruz. Orada ciddi bir katılım olacak. Yani sayı olarak Avrupa Şampiyonası'nı geçecek. O da bizim için önemli. Çok güzel bir organizasyon olacak. Bu organizasyonların Türkiye'de olması bizim için gerçekten iyi. Biz burada herkes biliyor ama sadece Türkiye Karate Federasyonu tarihinde değil, diğer federasyonlarda da olmadığını gördüm ben. İlk defa bizim dönemimizde gerçekleşti. Evet. Biz Gaziantep'teki organizasyondan federasyonumuza bunu söylemekte bir bahis yok. 1.180.000 lira net para gelir elde ettik. Hı hı. Bu şu ana kadar hiçbir zaman Türkiye Karate Federasyonu'nda olmamış. Organizasyonlar yapılmış ama o mevcut ya gelir elde edilememiş ya da organizasyonlar zarar etmiş. Peki neden edilememişti? Siz nasıl ettiniz? Ya onu biz sorayım. Biz burada bir turizm firması gibi çalıştık. Her ne kadar bu işi başka bir yere delege etmişsek de. Hı hı hı. Burada çalıştık. Federasyonumuza gelir sağlamak durumundayız, hı hı, diye aldık. Resmi olarak o parayı aldık. Federasyonun içine koyduk. Hı hı. Bir ilk gerçekleştirdik. Bundan sonra devam edeceğiz zaten bu konuda çalışmalara. Şimdi maddi konular konu olmuşken müsaade, evet, ederseniz. Şimdi ilk programı hatırlıyorum, evet, Sayın Başkan. En önemlisi marka değerini, evet, arttırmak gerekiyor. Federasyona gelir, evet, sağlamak gerekiyor demiştiniz. Az önce bir örnek vermiş oldunuz aslında. Evet. Sponsorluklarla, hı, alakalı, evet, var mı gelişmeler? Sözü, evet, size bırakayım ben. Tabii. O konuda da. Şimdi biz yola çıkarken hep şunu söyledik. Projelerimiz bizim, sadece projemiz değil, vaadimiz, sözümüz dedik. Aynı yerdeyiz, hiç değişmedi. Hatta ben hep şunu söylüyordum, soruyorlardı ya 4 yıllık bir zaman dilimi, şimdi 3 yılda bunu yapabilecek misiniz? Biz yapacağız demiştik, hı, ama 3 yılda yapacağız dedik. Yani geldik, yönetime geçtiğimiz 6. ayın içinde bunları tamamlayacağız demedik. Bunun için bir zaman dilimine ihtiyacımız var. Hı hı. En çok bizi işte sevenlerimiz şu yönden eleştiriyorlar. Ya sponsorlardan bahsediyordun başkanım. Hı hı. Nerede bunlar? Sponsorlarla ilgili çalışmalarımız bizim devam ediyor. Onlar gelecekler ve çok ciddi firmaları getireceğiz biz. Ben bundan eminim çünkü o ciddi firmalar arkadaşlarım, bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ama şimdi bir takım rakamlardan bahsetmişler. Ben hiçbir zaman sponsorlukla ilgili bir rakam vermedim. Evet. Yani işte 25 milyon getireceğim, 30 milyon getireceğim gibi bir rakam vermedim ama o sponsorları getireceğim. O bizim planımızda. Biz 3 sene içinde tüm vaatlerimizi yerine getireceğiz. Biz onun için yönetime aday olduk, onun için talip olduk, onun için çalışıyoruz. Yani bayramda bile eşimizi, ailemizi bırakıp gidiyoruz kamp yeri, aşçı, tabak çanak peşine gidiyoruz. Yani sevenlerimiz bizi böyle değerlendirmesi lazım. Biz söylediklerimizi unutmadık, hepsini yapacağız. Marka değeri çok önemli. İşte zaten bu marka değeriyle, ha bu süreçte ekonomik problemler oldu, işte Türk lirasının değer kaybetmesi, bizim yaşadıklarımız. Ben mesela şimdi bakıyorum ortalama, şöyle, hatta şurada bir notum vardı. 2020 yılında biz antrenörlerimiz, yani biz değil, bizden önceki yönetim, daha doğrusu 2020 yılında 1 milyon liraya yakın antrenörlerimize, milli takım antrenörlerimize ödemeler yapabilmişiz. Şimdi
biz hiçbir zaman bu paraları vereceğiz dememiştik. Zaten bizim projelerimizden bir tanesiydi. Bizim amacımız bu sporcularımıza başarı kazandıran kulüplere, antrenörlere, yetişmesine vesile olanlara, onlara bir takım yardımlar yapabilmek. İlk programda da demiştiniz, evet. Kulüplerin çok önemli. Bu kulüpler bizim için çok önemli. Biz buradan ilerleyeceğiz. Şimdi biz hiçbir zaman olduğumuz durumdan şikayetçi olmuyoruz. Ama bazı şeylerin de altını çizmek lazım. Yani durum değerlendirmesi yapmak lazım. Ülkenin olduğu durum, bütçeler, dövizin gelmiş olduğu nokta. Dolayısıyla biz de kendi içimizde ek kaynaklar sağlayarak, sponsorlarla, aynı şekilde kendimizin yarattığı kaynaklarla, bunları da zaten önümüzdeki günlerde herkes görecek, var olanı en iyi şekilde, en verimli şekilde kullanmamız lazım. O şekilde yapacağız. Bizim için tüm milli takımlarımız çok önemli. Şimdi herkes bekliyor, onunla ilgili her gün mesajlar, telefonlar arıyorum. Özellikle minik yıldız çocuklarımız Balkan Şampiyonası'na gidilmediğiyle ilgili olarak bir problem yaşadılar. Biz onların bu seneki millilik hakları zayi olmamasıyla ilgili olarak çalışmayı yapıyoruz. Ekonomik sorunlardan dolayı mı yoksa? Şimdi orada çok ciddi bir problem var, onu anlattık kamuoyuna ama farklı şekilde değerlendirmek isteyenler oldu. Orada en son Balkan Federasyon Başkanı'yla Prag'da aynı şekilde genel sekreteriyle de görüştüm. Ve onların bize söyledikleri, Esat Başkan'ın Balkan Federasyonu'ndan istifa ettiğini, Türkiye Karate Federasyonu'nun Balkan Federasyonu üyesi olmadığını söylediler. Tabii bunun bir reaksiyon olarak söylüyorlar. Çünkü biz en son yapılan şampiyonaya gitmedik. Orada bizim almış olduğumuz, göstermiş olduğumuz tavrın neticesindeydi bu. Ben de bize Balkan Federasyonu'na başvurmamızı söylediler. Yani yazılı olarak Balkan Federasyonu'na girmek istiyoruz. Türkiye Karate Federasyonu olarak bunu bildirin dediler. Çünkü biliyorsunuz Kosova ile ilgili olarak bizim bir duruş göstermemiz lazımdı. Orada Kosova'ya yapılan şey Kosova'ya yapıldığı kadar bize de yapılmıştı. O yüzden Kosova ile ilgili olarak Balkan Federasyonu'nun en son düzenlediği maça gitmedik. Ben de onlara Türkiye Karate Federasyonu dünyanın en önemli federasyonlarından biridir. Hiçbir yere böyle yazılı bir başvuru yapmaz. Siz bize davet yapacaksınız diyerek konuyu kapattım. Onlar da gerekli cevabı aldılar. Nereden geldik bu konuya? Çocukların maçlarıyla ilgili, millilikleriyle ilgili. Onlara mutlaka bunu sağlayacağız. Bununla ilgili çalışmayı yapıyoruz. Netleşmeden açıklamak istemiyorum. Ama önemli. Çünkü heves ediyorlar. Çalışıyorlar. Görüyoruz. İnşallah önümüzdeki ay içinde bununla ilgili açıklamayı yapıp özellikle velilerdeki bu beklentiyi de karşılamış olacağız. Peki Sayın Başkan, şunu sorayım o zaman. Antep'te, Gaziantep'teki röportajda da sonunda, bugün de, daha önce de bazen konuşmalarınızdan anladığım kadarıyla bir sitem de hissediyor gibiyim. Yani muhalefet kanadı mı demek lazım, ne demek lazım bilmiyorum. Yani bir karalama gibi mi düşünüyorsunuz? Çünkü genelde açıklamalarınızda üzgünlüğünüzü aslında dile getiriyorsunuz. İşte vize olayında da aynı şekilde. Hani olduktan farklı şekilde yansıtıldı. Başka şekilde anlatılmak istendi gibi ifadeleriniz oluyor. Bu konuda var mı söylemek istedikleriniz, merak ettim. Ya şimdi şöyle, ben yönetime geldiğimiz günden beri bize eleştiri yapanlara da, iftira atanlara da hiçbir şekilde cevap vermedim. Zaten eleştiri yapanları direkt aradım. Konuyu anlatmaya çalıştım. Kendi ismiyle, kendi fikriyle konuşanlara hiçbir sözümüz olamaz zaten. Eleştiri yapmak insanların hakkıdır. Ama yanlış bildikleri bir şey varsa o konuyla ilgili açıklama yaptım. Fakat takma isimlerle olmayan kişilerin hesaplarıyla bize iftira atanlara karşı şu ana kadar hiçbir şekilde cevap vermedim. Vermemeye de devam edeceğim. Çünkü biraz önce bahsettiğiniz gibi, yani olaylar çarpıtılmıyor. Öyle bir boyuta geliyor ki tamamen iftira noktasına geliyor. Ama işte bununla ilgili olarak en son federasyonumuzda da uzun süre görev yapmış
bir eski yöneticimiz bir konuda açıklama yapınca sadece ona yapmış olduğu görevin öneminden dolayı insanlar dikkate alabilir diye bir cevap yazdım. Çünkü olmayan bir meblağı biz size işte bu kadar 5,5 milyon para bıraktık nerede bu para gibisinden bir şey yazmıştı. Zaten o paranın 3 milyon lirası devlet tarafından kesilmişti. Kendisi de biliyordu, o sırada görevdeydi. Kalan rakamlar da zaten o rakamlar değildi. Bu bir sitem değil. Bunlar bizi yani ümitsizliğe veya işte kızgınlığa itmiyor. Ama ben şunu istiyorum. Yani biz niçin buradayız? Bakın biraz önce bayram örneğini verdim. İşimizi, gücümüzü, ailemizi yani bu böyle durumlardan en çok biz ailemizden feragat ediyoruz. İşimizden feragat ediyoruz. Hizmet etmeye çalışıyoruz. Burada karate için bir şey yapmaya çalışıyoruz ve yaptığımıza da inanıyorum ve çok daha güzel şeyler yapacağımızı inanıyorum. Eksik bilgisi olanlara biz mutlaka arayıp ben günde ortalama sadece konu harici yani beni arayan haricinde 50 kişiyle konuşuyorum. Ben de ulaşmakta zorluk yaşıyorum. Yani bazen. Yani zaten şöyle beni ikinci aradığında ulaşan mutlu oluyor çünkü sürekli meşgul çalıyor benim telefonum biliyorsunuz. Sürekli anlatıyoruz çünkü benim prensibim şu: ya ikna olacağız ya ikna edeceğiz. Yani belki daha iyi bileceğiniz bir konu vardır. En son eski milli takım hocalarımız aradı. Ondan sonra sağ olsun Murat Deli Hasan aradı. İşte Merve ile ilgili olarak Cezayir'de olmadı. Ben kendisine teşekkür ettim. O da çok kibar bir şekilde konuştu. Sadece fikir olarak beyan ettiğini söyledi. Ben bilakis bundan mutlu olduğumu söyledim ve mutlu da oluyorum. Yani yıllarca federasyona hizmet etmiş, buradaki başarıları belli olan bir hocamızın kendi fikrini benimle paylaşmasından daha doğal bir şey olamaz, daha güzel bir şey olamaz. Sitem aslında o yüzden kullandım. Yani böyle olabiliyorken acaba yani neden? Bu çok güzel ama bunun yanı sıra olmayan bir şeyleri varmış gibi yani çarptırmayı geçti artık böyle iftiralarla anlatılarak. Yani bunlara cevap vermek aslında onlara prim vermek olduğunu bildiğim için cevap da vermiyorum. Bunlara maalesef bazı hocalarımız artık onlar da bıktılar, diyorlar ki ya başkanım bunlara niye cevap vermiyorsun? Niye bunlarla ilgili bir şey anlatmıyorsun? Ben yine aynı fikirdeyim. Cevap vermeyeceğim. Bizi herkes biliyor. Ne olduğumuzu biliyor. Ne yapmaya çalıştığımızı biliyor. Bizim camiamızda sitemimiz olamaz. Biz herkesi çok seviyoruz. Çünkü herkesin başkanı olacağımı ben daha ilk seçildiğim gün söyledim. Yine aynı yerdeyim. Yine herkesin başkanıyım. Bana oy vermemiş olan, bana oy vermeyecek olanlar bizim için ikinci planda değil. Biz gene birleştirici olacağız. Yine camiamız için yapacağız. İşte onun sporcusu, aman onu almayalım. Bizim arkadaşımızın sporcusu, onu alalım. Asla böyle bir şey yok. Bizim olduğumuz yerde zaten buna izin vermemiz mümkün değil. Adalet çerçevesinde ilk söylediğimiz, alem dediğimiz adalet, liyakat, ehliyet ve ortak akılla, meşveretle biz yönetimimizi devam ettireceğiz. Ettiriyoruz da zaten. Teşekkürler başkanım. Çok net bir açıklama oldu aslında burada. Peki geldiğiniz günden itibaren bugüne sportif anlamda Avrupa Şampiyonası'nda bir rekor kırıldı. Evet. Sportif anlamda da iyi işler yapıldığını görüyoruz. Yine organizasyonel anlamda da iyi işler yapıldı. Siz dönüp baktığınızda anlatmak isterseniz, özetlemek isterseniz ilk seçildiğinizden bugüne kadar o süreç hem sportif anlamda hem de diğer yan faktörlerle birlikte nasıl gelişti? Memnun musunuz? Ben zaten yapı olarak hep daha ileriye gitmeyi seven birisiyim. Yani bizim yönetim teşbiti hata olmaz. Yönetim tarzımızda ben artık arkadaşlarıma da veya yakın çevreme de hep şunu söylüyorum. Bizim yönetimdeki çıraklık devrimiz bitti. Sayın Cumhurbaşkanımız da öyle bir zamanında bir açıklama yapmıştı biliyorsunuz. Bununla ilgili olarak artık biz 6 ayı doldurduk biliyorsunuz. 6 ayın sonunda olaylara daha vakıfız. Sisteme daha vakıfız, camiamıza çok daha vakıfız. Bu konularda artık daha emin adımlarla ilerliyoruz. Ama camiamızdan istediğim şu, sağ olsunlar ben bu konuda çok destek görüyorum. Yani o kadar ki mesela bize bir iftira yazıldığı zaman o iftirayla ilgili en az 20 kişi ve bize oy vermediğini bildiğim kişi beni arıyor.
Ya başkanım biz onun öyle olmadığını biliyoruz. Sen üzülme. Ondan sonra. Bu çok çünkü, kıymetli değil mi? Çok kıymetli. Hatta şöyle bir şey bir hocamız sağ olsun şöyle bir cümle kullandı. Ya dedi başkanım dedi o kadar korkuyorum ki dedi. Ben biliyorum dedi siz buradan hiçbir maddi çıkarınız yok. Biz biliyoruz buraya ne kadar çok katkı yapıyorsunuz. Hiçbir beklentiniz yok. Yarın öbür gün bu insanlara kızıp bizi bırakacaksınız diye korkuyorum dedi. Ben dedim öyle bir şey yok. Biz Allah'ın izniyle iki dönem söz verdik. İki dönem ikinci dönemde de seçilip teveccüh görürsek iki dönem burada olacağız. Hedef iki dönem şu anda. Bizim sözümüz söz. Evet. Ben iki dönemden sonra bırakacağım dedim. İlk seçilirken de öyle söyledim. Her şey iyi giderse. Gene bırakacağım. Sözümüz o yönde. Çünkü baştan öyle konuştuk. Bir federasyon başkanının iki dönem yapması gerektiğini düşünüyorum ben. Kanuna 3 diye koydular ama benim sözüm öyleydi. Ben Allah'ın izniyle bu dönemin sonunda da yine federasyon başkanı olarak camiamızın karşısına çıkıp onlardan oy isteyeceğim. İkinci dönemde de eksiklerimizi veya daha büyük hedeflerimiz olacaktır mutlaka. Onları tamamlamak için karşısında olacağım. Yani bunlar bizi yıldırmayacak. Merak etmesin sevgili hocalarımız. Allah'ın izniyle görevimizin başındayız. Olmaya da devam edeceğiz. Peki. Birçok konuyu aslında detaylıca anlatmış oldunuz Sayın Başkan. Biraz hakemlerimiz ve hakemler konusunda da önemli işler yapmak istiyorum demiştiniz. Seminerlere katılıyorlar. Hocalarımız da sosyal medyadan da ben sık sık takip ediyorum. Onlar da yoğun bir çalışma içinde. O konuda var mı söylemek istediğiniz bir şey? Şimdi en son Prag'da terfi alan hakemlerimiz oldu. Çok bizim için çok önemli. Mesela hakem dediniz, biz şunun için bile yakın dostlarımızdan eleştiriliyoruz. Ya sen işte bu hakemlere görev veriyorsun, dünyanın her yerine götürüyorsun, 4 kıtaya. Bu arkadaşlar senin yanında değildi, sana oy vermediler. Hatta yani karşındaydılar açık bir şekilde. Sen niçin onları her yere götürüyorsun diye de eleştirildik biz. Tabii bu eleştiriyi alınca ben kendimle gurur duydum. Niye gurur duydum? Bu bizim ne kadar adaletli olduğumuzu bir gösteriyor. Zaten yapmak istediğim buydu diyorsunuz. Zaten yapmak istediğimiz bu. İkincisi de biz kendi iç politikamız yani buradaki federasyon seçimleriyle ilgili politikamız yüzünden ülkemize zarar veremeyiz. Neden? Çünkü biliyorsunuz Dünya Karate Federasyonu'nun böyle bir kuralı var. Bu maçlarda görev yapmazsa Dünya ve Avrupa şampiyonalarında görev yapamıyorlar. Şimdi bizim ülkemizde Avrupa şampiyonası oldu. O hocalarımız orada olmayacaktı bu maçlara yazılmasalardı. Yine aynı şekilde Konya'da aynı problemi yaşayacaktık. Niye böyle bir şey yapalım? Biz kendi ihtiraslarımız için niye milli takımımızı, niye ülkemizi böyle bir şey yapalım? Ki bu olmasa bile bizim için önem arz etmez böyle bir şey. Bizim için önemli olan liyakattır. Bazı yerlerde hakem götüremeyebiliriz veya az sayıda götürebiliriz. Ama bu sadece oradaki o anki durumla ilgilidir. Yoksa kişilerle ilgili değildir. Mesela şimdi Premier Lig Bakü. Bakü'ye ben gitmeyeceğim. Niye gitmeyeceğim? Çünkü aynı tarihlerde Türkiye Şampiyonası var Balıkesir'de. Balıkesir'deki Türkiye Şampiyonası'nı ve seçmelere çok önem veriyorum. Orada olmayı tercih ediyorum. Bakü'de ekibimizle yine başka bir yönetim kurulu üyemiz olacak. Teknik ekibimiz orada olacak. Yani bizim için önemli olan görev. Ekim ayında bu Bakü'ye de biz hakem göndermiyoruz. Sadece Uğur hocamız biliyorsunuz. O Dünya Karate Federasyonu tarafından yazılmış. Oradan görevlenmiş. Masrafları oradan karşılanıyor. O şef hakem olarak gidecek. Hakem göndermeme sebebimiz de yine dediğim gibi Türkiye Şampiyonası ile çakışıyor. Türkiye Şampiyonası'nda iyi bir yönetim görmek. Tabii çok iyi hakemlerimiz işte orada olmasın. Orada 7-8 uluslararası dünya hakemimizin eksikliğini yaşamayalım. Onlar Tatemi'de olsun, Balıkesir'de olsun diye biz hakem oraya yollamıyoruz. Bunu da camiamıza bildirmiş olayım. Yani böyle hassas dengeleri kolluyoruz, takip ediyoruz. Olması gereken bu. Yani bizim orada Premier Lig'de hakemimiz olacağına oradaki 8 hakemimiz, 10 hakemimiz gelsin burada Balıkesir'de, Tatami'de olsun. Çünkü orada bir seçme olacak. U21 benim çok önem verdiğim bir yaş grubu. O, biliyorsunuz oradan milli takıma çıkacaklar. Orada kimsenin hakkı yenildiğini hissetmesin. Yani zaten öyle bir şey olmaz.
insanların da onu hissetmemesi lazım. Ama elimizde varken en deneyimlileri kullanalım. Kesinlikle diyorsun. Öyle yapmamız gerekiyor. Biz söylediğimiz çizgideyiz, söylediğimizden hiç sapmadık. Adalet bizim için çok önemli. Siz genelde alt yaş kategorilerinde Türkiye şampiyonlarının da hepsini takip etmeye çalışıyorsunuz. Tabii hepsinde oldum. Genç sporcularımızı da tanıyorsunuz. Tabii. Onlar için de belki miniklere kadar oluyor. Tanıyorum. Orada özellikle final maçlarında tam tateminin kenarında oluyorum. Önce kaybedeni gidip öpüyorum. Hakemler için bir baskı yaratır mı Sayın Başkan sizin orada? Yok, ben kenarda duruyorum. Sporcular benim sporcum olmadı hiç, yani kulüp anlamında. Yoksa hepsi bizim sporcumuz. Orada kenarda duruyorum. Yoksa tanıdığım bir sporcu olsa bir yakınımın durmam zaten, öyle yapmam. Ama bazen hakikaten miniklerde hep önceki programda söyledim. İnanılmaz maçlar oldu. Ya bu çocuğa bu katayı nasıl öğrettiniz? Bu çocuğa bu güzel dövüşmeyi, karateyi nasıl öğrettiniz diye gittim hocalarını tebrik etmiştim. Yani kulüpler çok önemli. Kulüpler çok önemli. Ben çok önemsiyorum. Benim için gerçekten çok önemli. Şimdi şu ana kadar yapılmayan bir şey yaptık. Belki maddi değeri yok ama biz şimdi Avrupa Şampiyonası'nda başarı gösteren spor kulüplere bir takdir belgesi hazırladık. Onları göndereceğiz. Ondan sonra orada kulübün antrenörüne ayrıca hazırladık. Sporcularımıza altın madalya almış, ona da hazırladık. Çok kıymetli onlar işte için. Sporcumuzu belli bir döneme kadar çalıştırmış. Ondan sonra işte örnek veriyorum, Büyükşehir Spor Kulübü'ne geçmiş ama altyapıda başka bir antrenörde çalışmış. Şimdi o çocuk amirli takımda Avrupa şampiyonu olmuş. Ona da takdir belgesi hazırladık. Onlara da göndereceğiz. İnşallah bu önümüzdeki günlerde ödüllendirme yaptığımızda da yine bu sıradan gideceğiz. Onları yok saymayacağız. Kulüpler bizim için çok önemli. Şimdi şöyle bir şey çıkmış, onu söyleyeyim. Kulağıma geldi, hoşuma da gidiyor. Başkan paralı maç yaptırtmıyor diye bir şey söylendi. Doğru, ben paralı maça şu an için karşıyım. Yani ilk söylemlerimde değildim. Paralı maç yapılıp bunların kişiler tarafından paylaşılmasına karşıyım. Paralı maçlar tabii ki olur, yaptıracağız ama burada bir gelir varsa bu gelir hak sahibine dağıtılmalı. Hak sahibi kimdir? Türkiye Karate Federasyonu ve Türkiye Karate Federasyonu'nun bünyesindeki antrenörlerdir. Muhakkak. Biz böyle bir paylaşım olursa, böyle bir ortam sağlayabilirsek paralı maçları yapacağız. Paralı maçlar dediğimizde de hani çok büyük paralar değil. Burada hem masraf gideriliyor hem hakemlerimize yeni bir gelir kapısı oluyor bizim hedeflediğimiz. Yani bir maçta iki gün çalışıp 1.000 lira iyi bir rakam. Ayda 3-4 tane olunca bizim zaten hedeflediğimiz bir hakemlikten, sadece hakemlikten geçinme gibi bir hedefimiz vardı bizim projelerimiz için. Evet, hatırlıyorum. Yani bunu sağlayabileceğiz. Burada Türkiye Karate Federasyonu'nun bileşenleri, hakemi, antrenörü ve federasyonun kendisi kazanacak. Onun haricinde biz hiç kimseye burada bu şekilde müsaade etmeyeceğiz. Nemalanmalarını engelledik, engellemeye devam edeceğiz. Peki Sayın Başkan, zamanın da nasıl geçtiğini anlamadık. Yani evet. Tek kalemde birçok konuyu aslında açıklığa kavuşturmuş evet, aslında hani sanki gündem yokmuş gibi ama aslında evet, ne kadar çok gündem varmış gibi. Gerçekten çok fazla gündem var. Her zaman var. Ben Ağustos'un ilk haftası da işte Ankara'da daha fazla mesai harcayıp federasyonda burada da yapmak istediğimiz toparlamaları da tatilin de sakinliğinden yararlanarak onları da yapacağız. Ama federasyonumuzun işleri bitmiyor. Bitmesinde güzel çalışıyoruz. Gecelere kadar çalışıyoruz. Farkında olan biliyor. Yani at denize demişler, en azından Halik bilmese Malik bilir. İnşallah camiamızda bundan en çok faydalanan olacak. Biz çünkü camiamız için çalışıyoruz. Bundan emin olsunlar. Çalışmalar zaten evet. Yakından gözüküyor başkanım. Yani ben sorularımı bitirdim. Eğer sizin de eklemek istediğiniz gündeminizde evet. Başka bir konu yoksa yavaş yavaş noktalayabiliriz. Ya da bir mesajınız varsa. İslami dayanışma oyunları için tüm camiamıza, spor kamuoyuna, sporcularımıza destek olunmasını istiyorum yine her zamanki gibi. Ekran başından, Konya'daki seyircilerden, dualarıyla en uzaktakilerden destekleri bekliyorum. Yine orada
Allah'ın izniyle çok güzel şeyler yapacağız. Çok teşekkürler ben Sayın teşekkür Başkan. Ediyorum. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağ sağlık. Olun, çok sağ olun, teşekkür ederim. Değerli izleyenler, Karate Türk'ün bir bölümünü daha noktalamış olduk. Federasyon Başkanımız Sayın Aslan Abit Uğuz karate gündemini değerlendirdi. Aslında baştan aşağı birçok konuya hem operasyonel anlamda hem sportif anlamda değinmiş olduk. Umarız aydınlanmıştır tüm karate camiası diyelim. Başka bir programda görüşünceye dek ayrıca da Konya'daki sporcularımıza da şimdiden başarılar dileyelim. Hoşçakalın.